Yani çünkü bal vardı ile ağız tatlanmıyor abi. Görevden alınan arkadaşımız, görevden alınan Yılmaz Demirdelen, CEMEBİ Başkanlığı'yla, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan CEMEBİ Başkanlığı'yla çok içli dışlı, çok ortaklaşa çalışmalar yürüttüğü anlaşıldı görevden alındıktan sonra özellikle. Çünkü bunu çeşitli kanıtlarla da şey yaptık, belgeledik, gördük. Hani başka arkadaşlar gördü ama o belgeleri de biz gördük. Mesele şu, bir kurum kendi iç işleyişinde bir tasarruf gösteriyor. Tüzükten aldığı yetkiyle, iştahatiyle birlikte bir adım atıyor. Fakat buna jet hızıyla davalar açılıyor. Yani bir kurumun iç işleyişine müdahale ediliyor aslında. İç işleyişine müdahale eden de Yılmaz Demirdelen aracılığıyla aslında mahkeme kararı. Yani bu Seher Başkan'a verilen 3 günlük ceza aslında Alevi hareketine parmak sallama. Bir tehdit, bir gözdağı niteliğindedir. Biz öyle algılıyoruz. Bu 3 günlük cezaya gerekçe olarak gösterilen mesele görevden alınma durumuna itiraz ediliyor. O itiraz mahkemesinin duruşmasına Seher Başkan'ın katılmadığıyla ilgili, iddiayla ilgili 3 günlük ceza veriliyor. Oysa ki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı ve ben ABF Genel Sekreteri olarak ikimiz de o duruşmadaydık. Yani Seher Başkan da beraber oradaydık. Dolayısıyla biz gözümüzde gördük, kulağımızda da işittik. Seher Başkan katıldı zaten. Şimdi mesele aslında biraz da rövanş alma ya da Alevileri biraz disiplin etme, bir kalıba sokma çabası içeriyor. Biz bu aslında bu durumu biliyoruz. Bu durum yeni bir durum da değil. Bu kuşatma yeni bir kuşatma da değil. Şah Hüseyin tarafında olanlarla Yezid'in ordusuna su taşıyanlar arasındaki fark kadar net aslında aramızdaki fark. Şimdi Yılmaz Demirdelen kendisi avukattır, hukukçudur. Aslında sizin aracılığınızla sormak istiyorum. Kendisinin içine siniyor mu bu hukuk garabeti? Ben hukukçu değilim. Hukukçu olmamama rağmen yani çok böyle net bir şekilde görülüyor bu hukuksuzluk. Nasıl olduğu çok da anlaşılmayan, bana göre de bir kara mizah gibi bir durum olan birkaç gün içerisinde kararlar alınıyor, birkaç gün içerisinde davalar açılıyor. Jet hızıyla duruşmalar görülüyor birkaç dakika, yani 2 dakika gibi bir duruşmalar görülüyor ve hemen cezalar veriliyor. Ki ilginç olan bir durum daha var ki bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Seher Başkan ceza aldığını sosyal medyadan öğrenmiş. Sosyal medyada görüyor. İşte bir sayfada 3 gün ceza aldığını orada öğreniyor. Sonra bizimle konuştu. Biz de Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu, Türkiye Alevi Hareketi olarak başta bütün bizim dost müsait kurumlarımızla birlikte ortak gardımızı aldık elbette ki. Dediğiniz gibi Seher Başkan bir taraftan da bir Alevi kurumları arasında Türkiye'deki Alevi kurumlar arasında tek genel başkanımız. Bu da artı bir şeydir, farklılıktır. Ve sonuna kadar Seher Başkan'ın yanında olacağız. Alevi Kültür Derneklerine yapılan herhangi bir hukuksuzluk, herhangi bir tehdit, herhangi bir gözdağı Türkiye Alevi Hareketi'ne yapılmış sayarız. Biz asla yalnız yürümeyecekler arkadaşlarımız. Hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Sanırım bir hafta içerisinde, aşağı yukarı bir hafta içerisinde hangi cezaevinde kalacağıyla ilgili bir şey olacak. Kendisine bildirimde bulunacaklar karakol aracılığıyla. Biz de bütün Alevi kurumları olarak, bütün yöneticiler, üyeler olarak Seher Başkan'la birlikte cezaevinin kapısına kadar gideceğiz. Cezaevinin kapısında gerekli açıklamalarımızı yapacağız. Bu Seher Başkan için aslında bir nişanedir diyebiliriz. Çünkü birilerini rahatsız ediyor bizim birlikte hareket etmemiz, birlikte yürümemiz. Alevi Kültür Dernekleri Türkiye Demokratik Alevi Hareketi'nin çok önemli mihenk taşlarından biridir. Dolayısıyla Alevi Bektaşi Federasyonu başta Aleviler olmak üzere ötekileştirilen tüm kimlikler için eşitlik, eşit yurttaşlık, demokrasi, özgürlük mücadelesi veren de bir kurum aslında. Bu mevziyi biz asla teslim etmeyeceğiz kimseye. Yıllarca, hala da öyledir ama yıllarca bedeller ödenerek geldik bugüne. Alevi Bektaşi Federasyonu adı dahi mahkeme kararıyla, mahkemelerde yargılanarak arkadaşlarımız yargılanmıştı 2002 yılında kuruldu. Dolayısıyla bize bu kuşatma, bu gözdağı
bize çok fazla şey yapmaz. Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı'nın başkanlığını yapan ve Alevi olduğunu iddia eden birisi var. O Ali Rıza Özdemir Alev olduğunu iddia ediyor. Eğer Alevi ise gerçekten halkından özür dilesin. Çünkü Madımak katillerini serbest bırakanlarla, Cemevi'ne Cümbüş Evi diyenlerle, bizim işte Ankara'da Hüseyin Gazi'de Sayın Cumhurbaşkanı Hüseyin Gazi'yi ziyaret ettiğinde sembollerimizi, dünyanın her yerindeki Alevilerin ortak sembolleri olan Hazreti Ali'nin, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin temsili resimlerini indirenlerle kol kola yürümesi Alev olduğunu göstermiyor. Onlarla kol kola yürüyenler bizim nazarımızda Alevi değildir.